Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. İstanbul'a çocuklarımı görmeye gelmiştik. Tam döneceğim gün kalp krizi geçirdim. Eşim beni en yakın devlet hastanesine götürdü. Orada müdahale edilemediği için Avrasya Hastanesi'ne sevk ettiler. İyi ki de oraya beni göndermişler. Ben ne kocamı ne de hastaneyi tanıyordum. Zaten şehrin de yabancısıydım. Beni hemen acil odasına aldılar. Acil olarak acil yaptılar. Ve hocalarım 5 damarımın tıkalı olduğunu, acilen bypass ameliyatı olmamı bana söylediler. Ve ameliyatımın da riskli olduğunu eşime de zaten söylemişler. Ve beni işte 16 Ocak'ta Sayın Hocam ve ekibi ameliyat etti. Ve çok teşekkür ederim kendilerine. Sağlığıma çok kavuştum. Evet. Yalnız sormak istediğim bir soru da var. Şimdi bu iki ay içinde hep ilaçlarımı düzenli olarak kullanıyorum. Fakat bazen ya ara sıra oluyor da her zaman olmuyor. Derin nefes aldığımda sol kol altından beri gelen bir ağrı oluyor. Bu normal midir? Ne yapmam gerekiyor? Ağrı kesici ilaçları hiç kullanmıyorum. Hocam ben bu konuda bilgi almak istemiştim. Peki, hatta kalın, hemen hocam size cevabını versin. Buyurun hocam. Evet, Ali Fuat Bey, sesinizi duyduk, biz de bahtiyar olduk. Şimdi şu andaki şikayetinizle ilgili olarak bu ameliyat olan hastalarımızda gördüğümüz şikayetlerden bir tanesi de şu. Şikayetinizin temel sebebi açıkçası bu ameliyat esnasında akciğer boşluğunda akciğer boşlukları açılabiliyor. Bazen biz özellikle sizinkisi gibi riskli ameliyatlarda özellikle açarız. Ameliyat sonrası bir takım teknik sebeplerle. Bu bölge açıldığı zaman da bu bölgeye de akciğer zarları arasında sıvı birikmesi olabiliyor zamanla. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında. Ve bu bölgede zaman zaman yapışıklıklar oluşuyor. Derin nefes aldığınız zaman sol tarafınızda veyahut da sağ tarafınızda, koltuk altınızda, sırtınızda ağrı duyabilirsiniz. Bu zaman içerisinde ancak düzelir, geçer. Bu akciğer zarlarının birbirine sürtünmesi sebebiyledir. Genellikle veya yapışıklık sebebiyledir. Zamanla da geçer bu şikayetler. Henüz daha sizin için erken, 6 ay 1 yıl kadar sürebilir. Eğer çok şiddetli ağrınız yok ise herhangi bir ilaç önermiyoruz. Yani tahammül edilebilir düzeyde bir şey ise. Çünkü zamanla geçiyor. Ama değil ise bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Anti-enflamatuar dediğimiz gruptan ilaç kullanılmasında fayda olabiliyor. İhtiyaç olduğunda kullanabilirsiniz. Ama korkulacak bir durum değildir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.